Çanakkale'nin şartlarını özellikle de nasıl oluştuğunu arkadaşlarla konuştum. Şimdi bir hadisle başlamak istiyorum. Bu hadiste benim grubumdaki öğrencilerden hepsi öğrenmişti. İnşallah bugün de bu hadisle öğrenerek gitmenizi istiyorum arkadaşlar. Peygamberimiz buyuruyor. Allah iki gözü cehennemde yakmaz. Bir tanesi Ahmet neydi? Allah için ağlayan göz. Evet. İkincisi? Vatanı için gözü kırpmadan nöbet. Evet arkadaşlar. Allah için ağlayan, Allah korkusuyla ağlayan göz. Ve ikincisi de arkadaşlar, vatan uğrunda gözünü kırpmadan nöbet tutan asker. Düşünün. Bizim atalarımız böyle bir günde arkadaşlar vatan sevdasıyla Çanakkale'ye çıkmışlar. Bir ikinci üzücü olay da dün bu notları araştırırken gözüme çarptı. Bunu tüm arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bir Yeni Çanakkale kitabı yazan Mehmet ismine bir yazarımız Çanakkale Dehşeti diye bir, Mahşeri diye bir kitap yazmış arkadaşlar. Orada enteresandır. Ben diyor bir kitaba başlamadan önce Türkiye'de 23 tane kitap yazılıydı Çanakkale ile ilgili. Almanlarla diyor istişare ettim. Almanlarda 700 küsür tane Çanakkale ile ilgili kitap var. Bunu bir yere not etmenizi istiyorum. Gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Çanakkale ile ilgili gerçekten biz çok gerideyiz. İşte bir kıssa daha anlatıp çok baksanıza anlatmak istemiyorum. Sene 1984, Turgut Özal zamanı. İşte heyetler gelirler, Japonya ile Türkiye arasında bir anlaşma imzalanır arkadaşlar. Yapılan anlaşmada işte Türk heyetinden bir tane yetkili der ki, siz çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Evet, Japon'un verdiği bilgi belki duymuşsunuzdur ama çok önemli bir bilgi. Biz çocuklarımızı ilk önce ilkokula başlamadan önce alıyoruz, otoyollarımızı gösteriyoruz. Fabrikalarımızı gösteriyoruz. Oradan alıyoruz, uçak fabrikalarımızı gösteriyoruz. Ve çocuklarımızı alıp, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima diye bir illerine bomba atıldı değil mi arkadaşlar? Kimler attı? Amerikanlar attı. Hala arkadaşlar orada ot bitmiyor. Biz diyor bu çocuklarımızı, bu güzel fabrikalarımızı, otoyollarımızı, güzelim binalarımızı, gökdelenlerimizi gezdirdikten sonra Hiroşima'ya götürüyoruz. Hiroşima'da bomba atılan yerleri gösteriyoruz. Aynen çocuklarımıza şunu diyoruz diyor arkadaşlar. Bakınız, işte devletinizi sevmezseniz, çalışmazsanız bu otoyollar, bu güzelim fabrikaları gelir bir elimizden alır. Bu vatan için daha çok gayret etmeniz lazım. Daha çok çalışmanız lazım ki biz bu varlığımızı, bu ülkemizi daha yukarı seviyelere götürelim. Evet arkadaşlar, orada enteresan bir konuşma daha geçiyor. Beni çok etkiledi orası. Diyor ki peki diyor bizim de böyle bir yerimiz olsa göstersek diyor. Ve Çanakkale'deki o arkadaşlar acı durumu bir kez de Japon bizlere aynen diyor. Sizin Çanakkale gibi bir yeriniz var ya diyor. Çanakkale'yi çocuklarınıza gösterseniz, orayı gösterseniz de çocuklarınıza. Hakikaten arkadaşlar yabancılar bizden çok iyi biliyor Çanakkale.